Arkadaşlar bizim misafirlerimiz geldi. Şöyle mısırımız patladı. Hemen yanmadan ağzını açalım. Hemen patladı maşallah. Şöyle büyük çaydanım ben getirdim arkadaşlar buraya. Şekerli kolonyamız olmazsa olmazımız. İlker bacım dedi ki, baca dedi, bu dedi nasıl büyük çaydanlığımış. Sana dedi bu kadar kalabalık mı olacak? Otur bunu koya git dedi. Her zaman olmaz. Ayda senede bir. Senede yani ayda da olmaz da. He. 10 tane şey çıktı bacım öyle. Olsun. Sayın içeri kaç kişi var. Şöyle ben çerezlerimi de koydum canlarım. İçeride de misafirlerimiz var, onları da gösteririm. 10 kişiler. Hepsi çıkıyor zaten. Video çekiyorum. Şöyle müteahhitimiz geldi görüyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hasan kardeşim, babam, Muro kardeş. Cansu bacı, Güllü bacı. Güllü'yü de çektim Turan, var mı bir sakıncası? Yoksa çekmeyeyim. İki gelin yan yana oturmuş. Hoş geldin, sefalar getirdin tekrardan. Evimin ilk misafirleri oldu. Sağ ol, Allah razı olsun. He, bayağı da iyi geldin yani. Koy derler geldi, sen gelemedin. Amin. Güle güle oturun inşallah. Arkadaşlar Ömer uyuyordu, anası uyandırdı. Gündüz üşüdü arkadaşlar, belki olur ya, yat abi kaza yapar diye. Olsun, sanki şey miydi, ip başının şeysini çiğ derdi, gol ettirdi. Olsun. Yüksel amcanız bir şey söyledi, ben konuşuyordum herhalde. Allah'ım diye olmayanlara da versin. Amin. Evsizlere, bu kiradan olanlara da. Allah yardımcılar olsun. Amin. Evsizlik zor arkadaşlar. Biz çay koyduk, güzel bir çay içelim. Anacım nerede ya? Namaz kılmaya ihtiyar. O zaman bizlere afiyet olsun, görüşürüz arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz, misafirlerimiz gitti canlarım. Biz hepsini uğurladık. Başta annemler gitti. Turanlarla birlikte. Sonra İlkay bacım gitti. Ayhan herhalde o ablamın flaşına müzik yükledi. Biz sonradan tekrar çay demledik. Küçük çaydanlığımıza. İkinci çayımızı. Kahveler içildi. Çok güzel bir akşamdı bizim için. Bulaşıkları Güllü ile Cansu makineye koydu. İlk bardakları. Bunlar ikinci içtiğimiz çaylar. Şunlar da kahvelerimiz canlar. Çamaşır makinesi niye çıktı Elmas? Yine ne iş koruyorsun demeyin. Ben de yıldım. Ben de bıktım arkadaşlar. Kombimiz normalde koridoru ısıtıyor. Ama şeyi ısıtmıyor. Oturma odasını. Ayhan'a bakın arkadaşlar. Ben de ne örüyor ki diyeyim. Allah Ayhan. Kalk. Üşümüşsün kız. Ondan sonra normalde şu parkeli odaları ısıtmıyor. Sadece koridorla mutfak çok sıcaktı. Turan'la Ayhan da baktı. Yarın dip bucak yine temizlik yapacağım. Şöyle görüyorsunuz her taraf her tarafta oldu. Bu kombi işi bozdu. Halıyı falan düzelttim. Bu arada bunlar gelen ev hediyelerim. Allah hepsine razı olsun. Annemin babam bir miktar para verdi arkadaşlar. Evin eksiği neyse onu aldılar. Allah razı olsun. Allah başımdan eksik gitmesin inşallah. Bunu da müteahhitimizin eşi ve müteahhitimiz getirmiş canlar. Şöyle çam sakızı çoban armağanı. Ev hediyesi. Aslında vallahi hiç gereği yok dedim. Öyle de gelseniz olurdum. Olmaz abla dedi. O adetten dediler. Sağ olsunlar. Ben de onlara gideceğim arkadaşlar. Bizim burada hani bir eve gittiğin zaman boş gidilmez. Hediye götürülür. Bu da Hasan kardeşimin ev hediyesi. Cansu gelinle birlikte almışlar. Sağ olsunlar. Düşünmeleri yeterli. Şöyle görüyorsunuz. Yemek takımı almışlar. Ben bugün yoruldum. Gerçekten yoruldum. Sabahleyin saat 7'de İbrahim için kalkıyorum. 7-7.30'da. Bir daha hiç yatmıyorum arkadaşlar. Bugün hiç oturmadım. Telaşlı bir gün geçti. O yüzden... Buralar böyle dursun. Elmas bacınız normalde buraları böyle koymazdı. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Yarın inşallah dinlenmiş bir şekilde tekrardan temizliğe başlarım. Bu arada dün de atmış olduğum yorumlarınızda halımı çok beğenenler olmuş. Allah razı olsun. Bazıları da söylemiş işte olmamış çok uzun. Başka bir renk alsaydın. İkisi de açık renkti. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten hani saygı duyuyorum yorumlarınıza. Ama benim sevmem önemli. Ben sevdim. Çok da sıcak oluyor. Kapkalın bir halı aldım. O yüzden içim rahat. Diğeri çok hafifti.
Kışlık değildi, o yüzden değiştirdim canlarım. Videomun devamında yarın sabah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Rabbim inşallah kavuşturur sizlerle. Yarın sabah ömrümüz olursa yine kaldığımız yerden temizliğe devam. Evet gönül dostlarım, herkese de günaydın tekrardan. Ben İbrahim'i okula bıraktım, geldim teyzeleri. Hem benim için sabah yürüyüş oluyor. Çok da güzel oldu. Kanepe örtülerimiz Serkan balkonda sirkeledi. Ben evime bir süpürge tuttum. Daha süpürgem de ortada. Akşamdan koymuştum biliyorsunuz. Canım istememişti. Mutfağım da şöyle çok karışık. Ama birazdan elmas parçası orayı da toparlar Allah'ın izniyle. Akşam Serkan İlkay ablamla şakalaşıyordu. Kahvaltıyı hazırla, melemen yap geleceğim diye. O da yazı hazırlamış. Serkan da yeni araba almış herhalde. Golf almış. Onu da galeriden aramışlar. Anlaşalım geldi. Serkan da geri oraya gitti. Ben de İlkay bacım aradı. Ben de Serkan hazırlattığı gibi gelsin ara dedim. O da ben kahvaltı yaptım elmas gelsin demiş. Vallahi ona da zahmet etti. Onu da her yere ağrıyor yazık. Bugün herhalde onun da misafiri var. Onu da sabahleyin aradı. Bacı dedi patates salatası yapacağım. Marul varsa 2-3 kanat getir. Misafirlerimizden de otur geldiği aradı. Ben böyle ortalığı bir toparlayayım. Bugün belki kendimi yormayayım diyorum. Ütü yapayım diyorum ama pek düzenim yok arkadaşlar. Şu mutluğa toparlarsam ne mutlu Türk'üm diyene. Kolay gelsin bana. Evet arkadaşlar, ben mutfağımı biraz toparladım. Bardaklarımı falan makineye koydum. Annem bana kahvaltılık getirmiş canlarım akşam. Ana kahvaltılığı başka olur, lezzetli olur. Şöyle çaydanlığım ve tepsilerim kaldı. Onları da şimdi elimde yıkayacağım. Bir de çıtlık getirmiş poşette. Yarısını da İlkay bacıma götüreceğim. Hepsini yiyemem ben. Yufka getirmiş. Allah razı olsun. Allah'ın başımızdan eksik etmesin analarımızı, babalarımızı inşallah. Kombici daha gelmedi. Serkan arayacak arkadaşlar. Ben şu mutfağı tekrardan şöyle bir tezgahımda temizleyeyim. Ondan sonra buraya bir süpürge tutup kaçacağım. Süpürgem daha burada. Buranın temizliği bitti çok şükür. Bir de şuraya tuttum arkadaşlar. Çocuklar akşam mısır falan dökmüş. Ayağımıza bulaşmasın. Görüşürüz evet, inşallah. Gönlü güzellerim şöyle görüyorsunuz. Mutfağımı da toparladım çok şükür. Tertemiz oldu. Bulaşıklarını da yıkadım canlarım. Asaf'ın eşyalar toplanacak ama biraz çilentili gibi geldi. O yüzden toplamadım. Şöyle göstereyim. Koridorumu da süpürdüm. Ablam çıttığını da hazırladım. Süpürgem toplanacak. İbrahim Efe'nin odasını toparladım teyzeleri. Süpürgeyi daha odasına koysun. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Hop. Kapatamadım. Dur Ayhan odasına gidecek. Şöyle İbrahim'in odasını da toparladım. Kendi odamı da toparladım. Vlogumun devamında görüşürüz. Bir kahvaltı yapın. Bir enerji gelsin. Bir şöyle güç gelsin. İnşallah güçlü güçlü videomuzun devamını getiririz. Evet arkadaşlar. Aynı dünkü kaldığımız yerden devam ediyor gibi oldu. İlkay bacım şöyle kahvaltıyı hazırlamış. Ellerine sağlık. Serkan'a söz verdim diye melemen falan yapmış ama ne Serkan var ne de Ayhan. Serkan akşam geleceğim dedi arkadaşlar. Selamünaleyküm. Seni de özlemişler bacım bu arada. Temiz mutfağını da özledik yazmışlar dün yorumlarda. Vallahi mutfağım biraz dağınık gibi ama bak. Yok canım. Burada çıtlık getirmiş. Ekmeklerim, çıtlıklarım. Olsun tatlı yaptım. Misafirlerim geliyor. Tepsilerimi çıkardım fırından. Biraz kalabalık ama biraz sonra İlkay bacınız hemen yapar inşallah. Şipşak. Bugün kaloriferleri de açtım. Elmas bacım yana sıcacım. He işte. Peteklerim sıcak. Menemen yaptırdım. Serkan menemen istedi diye. O da galeriye gitmiş. Elmas herhalde demiş İlkay misafiri gelecek ya. Kahvaltıyı unuttu demiş. Unuttu demedim. Anca temizlik yapar. Hani hazırlanacaklar. Bir yok, de... bir şey yapmadım ki bir kahvaltı hazırladım. He. Tatlı yaptım. Patates açladım. Patates salatası yapacağım. Ablam da marul dediydi. Ben unutmuşum arkadaşlar da geri giderim eve. Zaten benim böyle bir işim yok. Ben bir ütü yapacağım. Onu da yarın yaparım büyük bir ihtimal. Ütülerimi ne bitirdim çok şükür. He. Onda sabahleyin buraya gelirken de müteahhitimizi gördüm. Kapının önünde bekliyorum. Abla dedi bugün de sucular gelecek. 16. kat numaramda dedi şey ısınmıyormuş dedi. Evet, yer yerden ısıtması parkesi dedi. Hı. Ona bakacaklar. Gelmişken sana da baksınlar dedi. Zaten mutfağı toparladıydım. Hani gelen giden olursa pasağın içine gelmesin ne bilsinler. Akşam misafirin olduğunu. Aynen. Bir de akşam ben pek yorgunudum. Normalde toplar yatardım. Hiç öyle koymazdım ama hiç ailem yok. Evet. Sabahleyin yaptım. Kahve bulaşığım vardı.
Sonradan yine çay içtik ya. Ha, o da vardı. He. Onu sana gidip onları şey ettim, koydum. Makineyi, o çaydanlıklarımı yıkadım elimde. Ben makineye koymam onları. Hangilerini? Çaydanlıklarımı. Ha, ben de koymam. Bazısı koyuyor. Setli ablam nemiyi durulayor diye koyuyor da ben hiç koymam. Ben yıkarım, hemen durularım elimde. İşte durulayamadım. Sen telefon açtın ya, hadi gelmeyin onu diye. Ablam hazırlamış, çay falan demlemiş. İki gündür buradayız. Yeşilliklerimiz var ya, nasıl yedaklı gidiyorum. Ben de artık ocağın ağzı unutacağımlar. Asafa diyorum. Asafa diyorum arkadaşlar, iki gündür teyzem de yiyorsun diyor. Bugün misafirlerim gelecek. Rahim Emin evi hayırlı olsun. Hani düğün hayırlı olsuna gelecekler. Buradaki komşularım. He. Dünyanın aramışlar. İlk kere öğleden sonra gelecek diye. Ben de buyurun gelin abla dedim. Benim ablacığımı da çağırdım. Hep beraber otururuz. Ablamın da işi varmış, onu da çağırdım. Gel dedim. Tatlı yaparken gördü ya, ben de gelirim. Ben de gel dedim. He. Aksaray'a gelecekmiş, işi varmış. He. Nail'in de herhalde işi varmış. O da Arda'yı getirmiş. Hmm. Arda dün bu saatlerde gidiyordu. Bu saatlerde geri gelmiş. Aynen. Buradan da Murat'ın işleme selam olsun. Bizi iş yerinde izliyormuş. İzler. Her şeyden haberi var. Asaf'ın çamaşırlarını serdiğimi, ondan sonra süpürdüğümü akşam anlatıyor. Hmm. O da çalışıyor orada. Bunda, buradan da ona selam olsun. Bizi izleyen bütün takipçilerimize selam olsun. Sizde var mı ki? İnce yeni sarımsak. Bunlar hep. Ama ben yiyorum. Ben nasıl bacıma gidiyorum. Atmaya da kıyamadım arkadaşlar. Ben aman hiç... bacım aniden doğumum neyim tutarsa hemşireleri öldürürüm. Ama bayındırırım. Ben gayrı gün belirsiz. Taze, taze. 5'ten 4'e düştük. 4'ten belki 3'tür, bilemem yani. Belki misafirlerim severse tabağı koyun yiyirler. He. Taze sarımsak. Sarımsak değil deme de pırasa değiller belki. Yok, sarımsak değil, yiyirlerse yiyirler. Dün ben bayağı yiyecek gibi oldum. Ablam da dedi ki elmas sarımsak deyince ha dedim. O iş acık yaş. Aynen. Bir de toplum içine bazen gidiyor arkadaşlar, hani ister istemez. Dün mesela bir çarşıya çıktık ablamla birlikte, şey alalım diye. Çerez, şu. Eksik vardı, iyi oldu. Akşam güzeldi. Her şey ayağınızın altında. İşte uzağa gitmedik de yine de hani mesela sırada para vermek için bekleyenler, hesap ödemek için. Düşünsene sarımsak koktuğunu. Ne yapalım? Nasıl kokuyor ama? O zaman bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Vallahi bana da hani belki biliyorum. Bir şeyi çok üst üste yaptılar mı? Yorum gelir, illa gelir. Bugün geleceğini biliyorum. Aman gelirse gelsin. Sen de bakın, alıştın kahvaltıya gitmeye değil. Ben vallahi hiçbir şey yemiyorum. Ne peynir ne zeytin. Ben çağırıyorum. Ben de yalnızım. O da yalnız. He. Birbirimize eşlik gidiyoruz. Yoksa elmak gelmezse ben canım kahvaltı bile istemez. Ben de istemiyor elmak işte. Saat 11.30 olmuş. Bak hiçbir şey yiyesim gelmiyor. Ondan sonra da bana bulantı geliyor. Şimdi ilk ay tıkanıyordular. Ben yeşillik yiyorum. Afiyet olsun. Seviyorum ana. Ben de seviyorum. Akşam anam doldurmuş gelmiş ciğerim. Yarısını İlkay bacıma getirdim. Aynısını bu kadar da kendime koydum. Aynen. Ben israf olmasın. Bu benden çok yiyor sen. Tabii boşu da koyayım. Birazdan elma severim ben de. Senin kocan da seviyor. Akşam ben yerken Serkan ümrendi. Icık Serkan'a dürdüm. Icık Ayhan geldi. Sizin geldiğinizde sufra ortadaydı ya. Ondan sonra da İlkay bacıma dürdüm. Icık Muro'ya dürdüm. Karnım tok dedi. Zorundan dürdüm hepsine. Aynen. O zaman bizlere afiyet olsun. Çayım da şöyle. Koyun otu da içine girmiş. Bu koyun otu arkadaşlar. Bu da göster be. Şerbetini çekmiştir. Ablam patates falan haşlamış. Ben kilo biliyorum tatlımı. Sen ama kadar hiç bakmadın. Ben yemedim hiç. Onlar yapmadan kişi yaptı benim tatlımdan. Şöyle ilk abacım ben gelmeden yapmış. Ha bu içinde kadayıf var. Kadayıf var. Bol ceviz var. Sütünen yok. Ya şey yok. Yoğurt ne yok. Ha. Ben hiç yapmadım. Hiç de yemedim. Bakarsın bugün tadına. Bugün yapmış güzel. Bacım. İyi ellerine sağlık. Şöyle patatesi haşlamış. Onu da salata yapacak. Onu olmuştur herhalde. Onu soydum da şey gittim ya hemen olmuştur. Soyup mu koyduydun? Hemen soyup koydum. Ha, ben hiç soyup koymam şey salatayı. Olmuştur. Yarım saatte bir şey yok zaten. Bir bıçak şey demene. Çakalım. Şöyle Hikaye bacımın düzeninde sevenler var. İçi biraz şey gibi. Bahale bacı. Zaten pek öldü mü yiyilmez ki patates salatasında. Sert oldu mu sevmem içine. Yo iyi. İyi mi? İşte daha iyi bak hele. Şu ortadaki büyük şu yarılıyor bak. Hadi. Ha iyi o zaman. Bak. Ha iyi. Ay. Durmasın, şişmesin lan. Koymayın mı? Yo yo. O zaman da lığıt olur. İyi olmaz ki. İyi. Görüşürüz hadi. Arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Biz İlkay ablamdaydık. Komşular geldi. Şerif abla geldi. Bir tane de abla geldi. Onun ismini unuttum. Üsküdar teyze vardı. İlkay bacım vardı. Onlarla birlikte oturduk. Patates salatası yaptı İlkay bacım. Kadayıf tatlısı yaptı.
çekirdek, Türk kahvesi, çay derken güzelce içtik. Şimdi onlarla birlikte şöyle, onlar da yürüyerek geliyorlar. Ben onlardan önce geldim arkadaşlar. Şurada bir indirim varmış, ne alırsan 100 TL. Onlarla konuştuk, hadi bir bakalım dediler. Komşular falan telefon açtı birbirlerine. Oraya gidiyor canlarım, bir bakalım bakalım ne varmış ne yokmuş. Bilmiyorum, onları da bekleyelim, hep beraber gidelim. Hatta onlar gelirken ben şurada hemen Ayhan Perdeci'ye girsem de kendime bir nevresim takımı sorsam arkadaşlar. Takım diktirsem. Hani doğum yaptığımda tertemiz. Serim, takım diye. Bugün Aksaray çok soğuk. Ta sabahtan soğuktu. Bizim kızlar çıkamadı. Görüşürüz arkadaşlar. Adam var mıymış? Ben içeriden aldım. Bu tabağı şey değil, çorbalığı değil. Bir de mi duraymış? Yok, 200. Bakayım mı bir? Şöyle çıkar da bak. Kaç tanesi? 6 tanesi. Benimkinin ama o öyle çekersen düşürün. Dur. Benimkinin tabağı. Burada hemen sana yardımcı olsun, burada çalışan kıza söyle. Arkadaşlar biz geldik. Şöyle ben duşakabin için şampuanlıklarımı koymak için aldım bunu. Bir tane de gizli banyomu aldım. Şöyle 6 tane tabağı 200 TL'ye aldım. Güzel mi? İki tanesi 100'müş. İkisi. Ben düzü seviyorum. Aldım. İlkay bacım da aynı benim arkadaşlar. Hiçbir şey almayalım diye geldik. Yarın da değil mi seni aldırdım diye bana. Yok Rahime. Rahime ister mi ki? Rahime'yi görüntüler arasaydık. Arayalım. Sevgili takipçilerim, ben evime geldim. Yoruldum. Şöyle babacığımda indirim varmış. İlkay bacımla birlikte alışverişimizi yaptık. Bunu Ayhan yapsın. Eskiye gelin de yaparım da. Ayakkabılık. Dışarıya koyacağım. Ayakkabılarım çok dağınık duruyor ve çirkin gözüküyor. Bu ara asmalı al diye yazmış takipçilerimiz de. İnternet üzerinden baktım arkadaşlar, çok pahalı o da. Gerek yok o kadar para vermeye dışarıda duracak şey ürüne. Bu da bizim işimizi görür. Bismillah. Yap bu gibi. İbrahim Efe. Gel buraya bir. Yani şunları göster, onu bunu mu yapacaksın şimdi kameranın önünde? Aynen. Yapacağım. İbrahim Efe'ye yaptıracağım hatta. Bir tanesi de kılık çıktı da içine koyduk da. Gel buraya bir. Şunu bir yap annem, gel. Sana verin bu görevi de. Üst üste yap. Hah. Şuraya otur. Malzemeleri yap. 4 tane şundan takacaksın. Bir bundan koyacaksın. Arkadaşlar ben biraz geç kaldım, geldim. Oturdu, onun sonra oraya gidince bir daha gelemedim. Yok anne. Yok annem. Sadece ince yeri orada denk gelecek. Şöyle evime bir tane saat aldım. Saatimiz yoktu. Orada pilini falan denedik. Kanepeme uygun bir renk aldım. 100 TL. Bunlar ne olacak? Bunlar en altı dursun. Şimdi bir tane şey koy ama şunu dikkat et şurasının gelmesine. Tamam mı? Ondan sonra şöyle 6 tane saklama kabı 100 TL, bunu aldım. Bir tane bacımla birlikte aldık. Şu o da aldı. Bir tane de böyle aldım. Ben burada saklama kabım yoktu. Şunu da şey aldım. Siyah aldım arkadaşlar. Açık renk al dedim. O da su değdikten sonra pastanın en azından siyah rengi belli olmaz. Duşakabinin içine montal attıracağım. Şampuan koymaya. Şöyle de şeffaf astılık aldım. Bir aldım da o arkasını yapışkan zannediyordum. O da değilmiş. Bundanmış. Buldum sonunda. 5 tanesi 20 TL. Yaptım anne.
Aferin aslanım. Aynen biraz yakınlaştı. Tamam, ne yapacağım başka? Şöyle. Tabii üstüne mi koyacağım? Arkadaşlar 6 tanesini 200 TL'ye aldım. Bunlar altın. Öteki aldığımız yer vardı ya, ona bakaraktan 350 mi ne geliyordu. Bunlar gayet uygun. Şöyle bir misafirin geldiğinde. Kesinlesene abi. Kullanırım. İşlerim kapağının tam üstlerim. Üstün kapağı. Şunun da 3 tanesi 100 TL'ymiş canlar. Yine iki parça iki ayaklama aldı. İki parça da ben aldım. Bundan bunu takım yaptım anlayacağınız. Hani bir misafirin geldiğinde şöyle 6 6 12. Hani bu biraz fazla kalıyor. Kalmaz annem, o altın. Altın. Oran değil ipler mi onlar? Oranın ne ya? Ora değil. Döndür, ters döndür. Döndür, ters döndür. Taş mı ayakları oraya? Hı? Ayakları bak. Ayaklarını gösterdi. Test abi, test takacak. Bastır bir. Gösteriyorum herhalde. Şöyle yakından gösterdim. Tamam, fazla koymuşlar demek. Boşta. Onlar da aslında olması lazım. Bunların da altına takılacak. Valla bakmıyor ki bak. Bak anne, olmuyormuş. Dur. Ters takıyorum anneciğim. Abi. Şunlar da şöyle. Değil mi? Aa. Neyse. Şunu şöyle de atıyoruz. Olsun, eksik gelmesin de fazla olsun. Şöyle ayakkabılığımız da gerçekten çıksın. Ben de ayakkabı aldım, dışarıya koyacağım canlarım. Tertipli, düzenli olsun. Ben başka bir şey mi koyayım? Bugünkü videom da böyle olsun. Bugün Elmas bacımız video çekmedi. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Olduğu kadar. Hani sizlere hiç videosuz bırakmaktan iyidir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videomu sonlandırdım ama şöyle ayakkabılığımı da göstereyim. Ondan sonra sonlandırayım dedim. Ayhan getirmiş, bunun üstüne çıkarmış ayakkabılarını, bir daha çıkarma dedim. Tamam anne dedi. Şöyle görüyorsunuz, keratamız, ayakkabılığımız, paspaslarımız, her şeyimiz tam, çok şükür elhamdülillah. Evet arkadaşlar, ben tekrardan mutfağıma geçtim. Şöyle burayı bir yerleştireyim canlar. Bura bayağı karıştı. Bura kalabalık, bura kalabalık. Arkadaşlar kurulayamadıydım. Ayhan'ım da burada kendisi şey yapmış, domates biber öldürmesi yapmış. Buralara sıçratmış. Onları yıkadım. İbrahim'in marul çıkarmış. Ona da ilk evacıma giderken götürdüm ya azıcık. Marul çıkıyor. Anne diyor, yıkamışsın sen marul. Oğlum yıkamadım dedim. Yıkasam böyle mi yıkanır arkadaşlar? Şurada dursun da kokunu yıkayıp pek tatlı olur. Azıcık ıslansın marulumuz. Belki marul salatası yapalım. İbrahim'in makarna istiyor teyzeler. Ayhan da karnı tokmuş. Şunları da bir urlayacağım, durlayacağım.
Ayhan! Bu tabaklarınızı bir koy buraya geldi. Arkadaşlar bunu kullandığın tabakları aşağıya koy Elmas'cığım. Kendin eziyet etme diyen takipçilerim var. Canlarım gerçekten koyamıyorum. Çünkü mutfak dolabımda yer yok. Sadece şu kısım tabak kısmım. Bir de şu kısım tencere kısmım. Bir göz. Şunlar yok yani. Şurası baharat kısmı. Şurası da bardak kısmı. Şurası da zaten kaşık, çatal, bıçak yeri. Daha hiç yer koymamışlar. Yani. Burayı sen mi karıştırdın? Yok. Genelde bunlar bu koy üstü. Akşam mı koyuyorsun ki? Şöyle koy. Çoğunu al önce. Üç tane ayırmışsın. Ha. Al bunları da onun üstüne koy. Şunu da onun yanına koy. Uzunlamalığını ha öyle. Yavaş. Şunu buraya getir. Tamam. Şunu da onun yanına koy böyle. Tamam. Var mı başka? Yok. Sen makarna yiyeceksin mi? Ona göre salın. Ne yedin? Şey mi yedin? Çiğ köfte. Çiğ köfte mi? Bayağı da bilmiyorum ki. Hı? Bayağı da bilmiyorum nasıl yedin. Ne yedin ya? Makarnamın suyu pişsin, ısınsın, kaynasın. Thank you.
ama çok işe yarıyor biz kadınlara. Gerçekten saklama kabı her zaman lazım. Akşam misafirim vardı. Kekim, pastamı şöyle bir poşete aldım. Mesela şu en büyük saklama kutularına bunu hepsini alıp ağzını kapatabilirim tertemiz. O yüzden evde her zaman lazım. Biz kadınlar gerçekten gereksiz şeyleri almaz, işe yaramadık şeyleri. Şöyle saatimi de açtım canlarım. Bu da şeye uyduğu için aldım. Aslında çok güzel saat beğendiydim biliyorsunuz. Hani iki tane beğendiydim. Ama fiyat olarak 2,5-3 bin lira. Hiç de gereği yok. Zaten duvarda takılı duracak. 100 TL'ye bunu da aldım canlarım. Aman ha öyle ha böyle ömür geçip gidiyor. Bugünkü videomun sonuna geldim. İbrahim makarnası da pişti teyzeler. Allah'a emanet olun. Vakit bayağı geçti. Videomu birazdan yayınlayacağım inşallah. Yarın Rabbimden bir mani olmasa yine sizlerleyiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili takipçilerimiz. Bay bay. Gönlü güzellerim.